Değerli öğrenciler, basınımızın değerli mensupları ve değerli misafirler. Türk Ocakları Genel Merkezi ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin birlikte düzenlediği vefatının 100. yıl dönümünde Ziya Gökalp bilgi şölenine hoş geldiniz. Açılış ve selamlama konuşmalarına geçmeden önce sizleri Ziya Gökalp, kanlarını ve canlarını bu vatan için feda eden aziz şehitlerimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşuna ve İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Çok saygıdeğer rektörlerim, UNESCO Türkiye Birliği Komitesi Başkanı, rektör yardımcıları, dekanlar, değerli meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, hanımefendiler ve beyefendiler. Bugün burada Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ile Türk Ocakları'nın birlikte düzenlediği Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapılan Ziya Gökalp'in vefatının 100. yıl dönümü vesilesiyle düzenlediğimiz toplantı için bir arada bulunmaktayız. Sözlerime başlamadan önce dün Ankara Kahramankazan'da TUSAŞ tesislerine yönelik hain terör saldırısında aramızdan ayrılan şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Aziz ruhları şad olsun. Ailelerine ve Türk milletine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türk milleti ve Türk devleti olarak güçlenip bölgesel bir güçten küresel bir güç merkezi olma yolunda ilerlememize karşı savunma sanayi alanındaki başarılarımızı baltalamaya çalışan dış mihrakların taşeronu olan PKK terör örgütü ve diğer örgütlere karşı Türk milletinin mücadelesi elbette devam edecektir. Ancak asıl dikkat etmemiz gereken husus, bu teröristler ve onların örgütlerinden çok onların iplerini ellerinde tutan kuklacılar, emperyalist odaklardır. Teröristleri ve onların efendilerini lanetliyoruz. Aziz dostlar, bu toplantıya ev sahipliği yapan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kıymetli rektörü Profesör Doktor Naci Bostancı'ya ve bu toplantıya katkı veren ekibine özellikle huzurunuza teşekkür ediyorum. Toplantının hazırlanmasında, bilimsel yönden hazırlanmasında Hars Heyeti Başkanımız ve TOP ETÜ Rektörü çok kıymetli Profesör Doktor Yusuf Sarnak hocamıza, katkıda bulunan bütün Hars Heyeti üyelerine, tabi bunların içinde bazıları çok ön planda belki olmuştur, isim tahtan etmeyeceğim ama iki Aksoy'u burada özellikle anayım. Üniversiteden Erdal Aksoy, aynı zamanda Hars Heyeti'nde ve Bülent Aksoy Gazi Üniversitesi'nden. Onlar da bu ekipte Yusuf Hoca'nın yanında çok büyük emekler verdiler. Ve bütün düzenleme komitesine, sempozyuma bilimsel olarak katkı verecek olan bütün hocalarımıza, düşünce ve sanat adamlarına teşekkür ediyorum. Tabii bizim bu sempozyumumuzun başka paydaşları var. Türk Dil Kurumu, UNESCO Türkiye Milli Komitesi ve Türk Tarih ve Kültür Vakfı. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Özellikle Nizamettin Bey'e bu dışarıda gördüğünüz o güzel serginin hazırlanmasındaki katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Türk, bu arada şunu da belirteyim. Türk Dil Kurumu Ziya Gökalp'in Türkleşmek, İslamlaşmak ve Muhasırlaşmak adlı eserini Türk lehçelerinde yayına hazırladı. Daha doğrusu biz hazırladık, onlar bastılar. Bu da önemli bir şeydir ve Türk Dil Kurumu Başkanı'na da burada huzurlarınızda teşekkürlerimi sunuyorum. Muhterem hanımefendiler ve beyefendiler, 23 Mart 1876'da Diyarbakır'da dünyaya gelen Mehmet Ziya, gerek babasından, gerek aile çevresinden ve gerekse devam ettiği okullardan iki yönlü eğitim almış ve kendini çok iyi yetiştirmiş büyük bir fikir, bilim ve düşünce insanıdır. Ziya Bey'in eğitiminde bir yandan Doğu İslam kültürü, bir yandan da Batı kültürü bu yollarla
kendisi tarafından temellük edilmişti. Kısacası o, bir yandan Doğu İslam bilim ve kültürüne, bir yandan da Batı medeniyetine, kültürüne, ilmine vukuf kesbetmiş bir kişiydi. 25 Ekim 1924'te vefat eden Ziya Kapp, ki yarın ölüm yıl dönümü, mizaç itibarıyla mahcup, sessiz, hatta şöhret yaptıktan sonra bile kendisiyle karşılaşanları şaşırtacak kadar mütevazi bir kişiliğe sahipti. Ama dost meclislerinde son derece heyecanlı, ateşli konuşmalar yapıyordu. Gökalp'in vefatından sonra Ziya Bey'in radyum olan dimağı söndüğü günden beri vatandaki ilimde karanlık vardır diyen Yahya Kemal, ki çok yakın dostudur, şöyle diyor: Diyarbakır'ın bir harika olan bu oğlu konuştuğu zaman istikbalin muhayyer dünyanını kuran dev gibi bir mimara benzerdi. İlk Müslümanlar gibi mütedeyyin, ilk Türkler gibi baniydi, yani kurucuydu. ...20. yüzyılın başında Türkçülük akımı olarak ortaya çıkan ve Türk milliyetçiliğinin teorik temellerini atan en önemli düşünür olan Ziya Gökalp'in Osmanlı dönemindeki eserleriyle Cumhuriyet'in ilanından sonra yazdığı Türkçülüğün Esasları kitabında fikir olarak millet milliyetçilik açısından pek bir fark yoktur. Ama tabii zamana göre fikirlerini yenilemiş ve değişmelerde yapmıştır fikirlerinde. Şimdi Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak eserine baktığımız zaman onun milliyetçilikle ilgili şu önemli sözü aslında günümüze de ışık tutan çok önemli bir fikir: İslam aleminin son ümidi olan Osmanlı Devleti'ni 100 seneden beri parçalayan manevi bir mikrop var. Bu mikrop şimdiye kadar Osmanlı'nın düşmanıydı ve İslamiyet'e büyük zararlar verdi. Fakat bugün artık İslamların lehine dönerek yaptığı mazaratları, yani zararları telafi etmeye çalışıyor. Bu milliyet fikridir. Artık bu silahı kullanmanın sırası İslam alemine, İslam milletlerine gelmiştir. Burada artık Müslüman kavimlerin, Müslüman milletlerin de milli birliklerini, milli devletlerini kurmasının gerektiğini altını çiziyor Ziya Gökalp. O Türkçülüğü Türk milletini yükseltmek olarak tanımlamıştır ve burada çok uzunca üzerinde durmayacağım. Bu konuşmacılar da bunları açıklayacaklar. Millet tanımında da kültürü, ortak terbiyeyi, ortak geçmişi ve ortak gelecek tasavvurunu esas almıştır. Kendisi der ki, ırk kelimesi esasen mevaşi fenlerin, yani zooloji ilminin terimlerindendir. Milleti ise yani ırktan der, böyle içtimai hasletler terbiyeyle, eğitimle, nesilden nesile aktarılır. Dolayısıyla millet bu bakımdan bakıldığında ahlakça, dince, lisanca, kültürce bir olan ve aynı terbiyeyi almış insanlardan oluşan, biraz günümüz Türkçesine çevirerek bunu kelimeleri ifade ediyorum, gençlerimiz anlasın diye, bir topluluktur. Türk köylüsü onu der, dili dilime, dini dinime uyan diye tarif eder. Yani esas itibariyle Gökalp'in millet tanımı ortak terbiye, ortak kültüre dayanır. Gökalp'in kendi devrindeki çabası Osmanlı Devleti'ni Türklük temeli üzerinde yeniden güçlendirmek idi. Bu ihtimal ortadan kalktığında, yani Osmanlı Devleti artık fiilen tarihe karıştığında ise Şah'ın iyi okuyan birisi olarak Türk Milli Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini atacak fikirleri de ortaya koymaya başlamıştır. Ama tabii ömrü vefa etmemiştir. 1924 yılında vefat etmiştir. Tabii Ziya Gökalp'in fikirlerini günümüzde aynen kabul edenler veyahut eleştirenler vardır. Bunlar burada tartışılacaktır. Hiç şüphesiz o kendi devrinde meydana gelen olaylar, ki o dönemi çok iyi hatırlayalım. İşte Balkan Savaşları, Birinci Yanarbi Milli Mücadele, millet olarak bir yok olma durumuna doğru sürüklenen Türk milleti bir varoluş, bir yeniden Ergenekon'dan çıkış mücadelesi verdiği için
o dönemin şartlarına uygun olarak, değişen şartları da dikkate alarak fikirlerini yenileyerek yeni nesillere yol göstermeye çalışmıştır. Ziya Gökalp bizim sosyoloji ilminin Türkiye'ye gelmesi bakımından önemi bir tarafa, fikir ve düşünce tarihimizde, modern fikir ve düşünce tarihimizde gerçekten o dönem itibariyle söylüyorum, en büyük mütefekkirimiz, düşünürümüzdür. Her düşünür gibi o da imparatorluktan milli devlete geçiş sancılarını yaşandığı bir dönemde bu fikirleri ortaya attı. Ancak onun bize bıraktığı, az önce altını çizmeye çalıştığım kapsayıcı, içerici, yani dışlayıcı olmayan, bütünleştirici olan millet ve milliyetçilik anlayışı bugün yaşadığımız şu ortamda da hala Türkiye'ye, Türk milletine yol ve yön gösteriyor diye düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle tekrar başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nin kıymetli rektörü, onun şahsında kurumu olarak olmak üzere katkı veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi sunuyorum. Başarılı bir sempozyum geçmesini diliyorum. Ziya Gökalp ve büyüklerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Burada tabii birçok kayıtlı bir de Türksoy işin içinde var. Onu da ifade edeyim. Türksoy da bizim bu, pardon hocam siz yeni geldiniz. Onun için kusura bakmayın. Türksoy'la, onu da söyleyeyim. Biz daha sonra Türksoy'la da bazı organizasyonlar yapacağız. Bunlardan bir tanesi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile birlikte düzenleyeceğimiz toplantı olacak. Başka bir Diyarbakır'da da bir toplantı yapmayı inşallah Sait Bey'in katkılarıyla bekliyoruz. Hepinize tekrar çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ederiz. Şimdi de açılışı yapılan Ziya Gökalp sergisini hazırlayan Nizamettin Aykurt'u sergi hakkında kısa bir bilgi vermek üzere kürsüye davet ediyoruz. Değerli hocalarım ve sayın konuklar, ismim Nizamettin Aykurt, Türk Tarih ve Kültür Vakfı'nın genel başkanıyım. Bizim vakfımızın kuruluş amacı Türk dünyasıyla ilgili kültürel çalışmalar yapmak, Türk bölgeleriyle ve Türkoloji konusunda ihtisas kütüphanesi ve ihtisas arşivi kurmaktır. Bu anlamda, bu bağlamda 6 seneden uzunca bir süredir biz arşiv çalışmaları yapıyoruz. Türkoloji ile ilgili bu arşiv çalışmalarımız, yurt içinden ve yurt dışından kaynakların derlenmesi, müzayedelerden ve koleksiyonerlerden eser temininden şeklinde olmaktadır. Bu bağlamda bu koleksiyonlar yapılırken değerli büyüğümüz Ziya Gökalp'in de eserleri ve belgeleri, bilgileriyle ilgili de arşiv çalışmamızı yapmaktaydık. Bu yılın başlarında Türk Ocakları Genel Merkezi'yle yaptığımız görüşmelerde böyle bir organizasyonun olacağını belirttiler kendilerine. Biz de vakıf olarak böyle bir sergi yaparak destek verebileceğimizi söyledik. Kendileri de bu fikri kabul ettiler ve biz bundan onur duyduk. Bugün burada siz değerli konuklarımızın huzurunda ve Türk Ocakları ile birlikte böyle bir sergi açtığımızdan dolayı çok mutluyuz, çok gururluyuz. Biz 2026 yılında Ziya Gökalp'in doğumunun 150. yılı. Bugünden itibaren 150. yılda ilgili bir Ziya Gökalp Külliyatı'nın hazırlık çalışmalarına başladık. Yine bu çalışmalarımızı da uygun görürlerse Türk Ocakları Genel Merkezi ile birlikte yapmayı çok istemekteyiz. Bunun gibi Ziya Gökalp hocamız başta olmak üzere Türk dünyası ve Türkoloji ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. Umarım sergimizi beğenirsiniz. Takdirinizi sunarız efendim. Teşekkür ederim. Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Naci Bostancı hocamızı kürsüye davet ediyorum. Değerli hocalarım, kıymetli öğrenciler, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Gökalp 1924'te vefat etti, 100 yıl geçti. Ama belli ki halen çalışmaya devam ediyor, dostları bir araya getiriyor. Burada vicahen, muhakkak ülkenin başka yerlerinde fikirleri marifetiyle o fikirler etrafında insanlar yeniden buluşuyorlar. Mühim iş. Mütefettiler, büyük insanlar öldükten sonra da böyle çalışmaya devam ederler. Çeşme gibi, çeşmeler de akar. TUSAŞ'taki terör saldırısını lanetliyoruz hep birlikte. Ama biliyoruz ki bu coğrafya zorlu şartların coğrafyası. Nasıl kaptanlar fırtınalı denizlerde hüner sahibi olurlarsa bu millette zorlu şartlarda bileylene bileylene keskinleşen bir bıçak gibi dostlara karşı şüphesiz ipek mendil zarametinde bunu dostlarımız bilsin. Hasımlara karşı da o keskin bıçağın işlerini hatırlatmak isteriz. Bu terörün sahiplerine ve arkalarındakine bunu mesaj olarak söylüyorum. Değerli arkadaşlar, zamanı gelen her fikir mütefekkirini bulur. Her zorlu şart kahramanı çıkartır. Milletler evlatlarını muhakkak bu zorlu şartlarda öne çıkartırlar. Gökalp de zamanı gelmiş bir fikrin mütefekkiridir. Avrupa'ya bakın. 1848 Marx Manifesto'yu yazdı. Marksizm halen son derece canlı, sayısız literatüre sahip. Avrupa'nın üstünde bir hayalet dolaşıyor. Komünizmin hayaleti diye başlamıştı manifestoya. Ama Avrupa'nın üstünde yani imparatorların, kralların, rejimlerinin üzerinde dolaşan hayalet komünizm değildi. Birçok kişinin söylediği gibi mektup başka bir adrese gitti, milliyetçiliğe gitti. İtalya'da Garibaldi, Almanya'da Bismarck. Bismarck çok önemli bir devlet adamı. Ama her şeyi tek başına yapmadı. Gerçi hatıralarını öyle diyor ama Alman prensliklerine baş eğdirirken Fransa'yı 1872'de herkesi itiraz etmesine rağmen yenerken ve hatıralarında herkesi yendim. Bana karşı çıkan herkesi yendim. Almanya'yı birleştirdim diye yazarken aslında Almanya'da da hazır olan bir fikrin, bir zeminin, bir toplumsal durumun siyasetteki temsilcisiydi. Yoksa şartlar olmayınca insanlar, tek başlarına ne yapabilirler? Musa'nın arkasında kabilesi olmasaydı Kızıldeniz'den öyle geçemezdi. Rusya'da Orlando Figes o dönemleri gayet iyi anlatır. Natişan'ın dansı çok daha detaylı edebi unsurları da içeren bir anlatımdır. Panslavizm yaygınlaşıyor. Şair ne diyor? Bir elimiz Kuzey Buz Denizi'nde, bir elimiz Akdeniz'de. Son derece romantik düşünceler. Ama romantizmin insanların ihtiyacı var. Osmanlı İmparatorluğu çok milletli bir imparatorluk. İttihat Terakki devlet nasıl kurtulur diye yola çıktığında önce biraz Osmanlıcılık Nami Kemal'in şiirlerinde olduğu gibi ama sonra şartlar başka türlü teşekkül edip ırmaklar başka tarafa doğru akmaya başlayınca oradan milliyetçiliğe, Türkçülüğe evrilen bir hikayesi olur. Rahmetli Enver Paşa'nın Asya yolculuğu malum. Romantiklerden birisi budur. İstiklal Savaşı'nın kahramanları da romantiktir. Atatürk de bir romantiktir. Romantizm olmadan olmaz. Çünkü o kadar zorlu şartlarda
İnsanların o kadar ümitsizliğe kapıldığı okuryazarların ülkeyi kim kurtaracak, biz yapamayız, bize bir mandacı lazım dedikleri bir zamanda bu milletin gücüne güvenerek yola çıkmak için o romantizm gerekir. O romantizm sonra gerçekliğe döndü ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Rahmetli Gökhan, Ziya Gökhan, 48 yıllık kısa hayatında işte bu tarihsel seyir içerisinde milliyetçiliği telaffuz eden, bunu ince ince işleyen, çeşitli eserler yayınlayan, çok çalışkan bir insan. Irmaklar milliyetçiliğe doğru akarken, biraz da kaldır küldür akarken, aslında ne olması lazım geldiğini, nasıl düşünmeniz gerektiğini, o kolektif birliğe nasıl hayal edeceğinizi son derece muhkem bir şekilde ortaya koyuyor. Milliyetçilik hiç şüphesiz tarihsel bir durumdur. Yani çok eskilere giderseniz, emarelerine rastlarsınız ama modern zamanlara has bir milliyetçilik kaçınılmaz olarak gerektirdiği maddi şartlar dolayısıyla geçmişte olmaz. Emareleri vardır. 19. yüzyılın dünyasında milliyetçilik modernleşmenin o genel zemini üzerine bir toplumsal birlik olarak yazılmıştır. 19. yüzyılda yazıldı. 20. yüzyılda daha da keskinleşti. Şimdi 21. yüzyıla akarken tarih daha büyük birlikler yahut da daha küçük kabileler, bunlara yönelik eğilimler ortaya çıkıyor muhakkak. Ama milliyetçilik, millet, milli devlet bugün son derece önemli. Milli devlete yönelik çok çeşitli meydan okumalara, girişimlere, tabiri caizse vahşi bir uluslararası düzen üzerinden don gömmek ortada takılma girişimlerine rağmen milli devlet önemlidir. Milli devlet, milletin devletidir. Bu da demokrasiyle olur. Gökhan, bütün bu konuları biraz önce Mehmet Hocam da söyledi, Balkan Harbi, Birinci Dünya Harbi, muhataralı dönemler. Öyle bir zamanda gaz lambasının arkasında kağıda bakarak bir milletin kaderi üzerine fikirler kaleme almak, o kitapları çıkartmak büyük iş. Şüphesiz evlatları da aynı büyük işe devam edecektir. Ben emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Kıymetli misafirlerimizi, değerli öğrencilerimizi saygıyla selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Saygıdeğer katılımcılar, açılış programımız burada sona ermiştir. Bilgi şölenimizdeki bildirileri saat 11'den itibaren mavi ve sarı salonlarda dinleyebilirsiniz. Salonlar bir kat aşağıdadır. İyi günler.